Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Muğla yöresine ait olan evde de yapabileceğimiz harika bir yemek tarifim var. Çökertme kebabı yapacağız. Şöyle 800 gram kadar bonfile etleri şöyle jülyen olarak doğruyorum. Toplamda şöyle bir parmak kalınlığında olması yeterli etlerin. Kasaptan direkt doğranmış da alabilirsiniz ama alıp kendiniz de doğrayabilirsiniz. Pişimi oldukça kolay, yani kısa sürede pişebilecek bir et türü. O yüzden yemek kısa sürede hazır oluyor, aşamalı olarak gözükse de toplamda 45 dakikanızı almıyor hazır olmuş olması. Bu şekilde etleri doğruyorum. Bunları bir karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir süzgeç yerleştirip bir tane soğanı rendeliyorum. Soğanın suyuyla marine edeceğiz etlerimizi. Bu şekilde soğanın tüm suyunu etlerin üzerine sıkıyorum. Yarım çay bardağı da süt ilave ederek karıştırıyorum. Karıştırma kabının üstüne bir streç folyo çekerek buzdolabına kaldırıyorum. Toplamda 1-2 saat kadar dinlenmesi yeterli. Etim dinlenirken şimdi patates kızartmalarını hazırlayalım. Benim kullandığım patates tamamen kızartmalık bir patates cinsi. O yüzden ben patatesleri doğrarken, doğradıktan sonra buzlu suda bekletmedim. Fakat sizlere şöyle şunu tavsiye edebilirim. Eğer tamamen çıtır çıtır kızartmalık patates bulamazsanız, patatesleri bu şekilde şöyle kibrit çöpünden biraz daha kalın dilimledikten sonra buzlu suya atıp nişastasını tamamen vermesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kızgın yağ girince patatesleriniz daha çıtır olacaktır. Tabii kızgın yağ atmadan önce kurulamayı ihmal etmezsiniz. Bu şekilde doğradım. Hazır hale getirdim. Şimdi domates sosumu yapayım. Domates sosu için 2 tane domatesi rendenin büyük tarafıyla rendeliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek ocağın üzerine alıyorum. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum sosumu ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Domates salçası güzel bir tat ve güzel bir renk veriyor. Sosum hazır olmak üzereyken tuzunu ve baharatlarını ilave ediyorum. Altını kapatıyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Şimdi dinlenen etimi dolaptan aldım. Tuzunu ve biraz bir miktar kekik ilave ederek wok tavada pişirmeye başlayacağım. Tuzunu ve baharatlarını attıktan sonra şöyle elimle harmanlıyorum. Tuz etin her tarafına geçsin istiyorum. Tavanın içinin de şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıp tamamen ısınmasını bekliyorum. Isınan zeytinyağının içine etlerimi ilave ediyorum. Suyun ısınana kadar şöyle kapak kapalı şekilde bekliyorum. Ardından etler yumuşayınca kapağını açıp orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi pratik pişen bir et. Eğer pişmezse bir miktar sıcak su ilave edip kapağını kapatıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt için sarımsağı şimdi ezdim ben. Ve patatesleri kızartmaya başlıyorum. Ben patatesleri sadece doğradıktan sonra bir peçete yardımıyla kuruladım. Bu şekilde etlerim bir yandan pişiyor. Patateslerim bir taraftan kızarıyor. Sosum hazır. Sarımsaklı yoğurdum hazır. Birkaç aşamalı bir yemek olduğunu düşünüyorsunuz ama kısa sürede hazır oluyor. Yani sadece birazcık uğraşmanız gerekiyor. Yemek yemek için mutfağa girdiğinizden biraz daha erken girerseniz yemeğiniz hazır hale gelmiş olacaktır. Bizim yemeğimiz hazır oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Önce patatesi ekliyorum tencereye, üzerine sarımsaklı yoğurt, sonra etimi ve domates sosumu ekleyerek servise hazır hale getiriyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.